saldırının olduğu geceydi. Hepimiz yaşadık az çok. Bir avuç insanın önce helikopterler, tanklar sahaya indiğinde insanlarda bir sinme, korkma olmuştu. O korkmaya bir avuç insanın ortaya çıkmasıyla, devleti yöneten ehil insanların destek vermesiyle, toplumun bir araya gelmesiyle güçlü bir Türkiye'nin var olduğunu, güçlü bir milletin, Türk milletinin asaletinin tecelli ettiği bir gecedir. Hainlerin, bize benzeyen, bizim gibi görünen ve İslam dinini de kullanarak Türk milletine, Türk milletinin uçaklarıyla, tanklarıyla milletimize saldırarak yok etmek istediler. Bu yok etmeyi yerinde dursun, yok etmek ülkeyi teslim alıp dış güçlere teslim etme niyetlerindeydiler. Ve uzun süre bir çalışma yaptılar. Ülkemizin bütün kılcalarına kadar, damarlarına kadar sindiler ve girdiler. Ben de bir kamu çalışanıydım. O zaman hissediyordum, yaşıyordum. Birçok da 12 yıl gibi de bu mağduriyeti yaşadım. Onların yaşatmış olduğu mağduriyeti de ailemle, çocuklarımla, eşimle birlikte yaşadık. Ve onları o zaman Allah'a havale ediyorduk. Ve anlamıyorlardı, anlatamıyorduk da derdimizi, sorunumuzu. Gittiğimiz kapıların hepsi suratımıza kapatıldığı günler de yaşadık. Allah'a çok şükür ki bugün 15 Temmuz gününde halkımız, milletimiz ve yüce Türk milleti onlara gereken cevabı verdi. Ve İzmir'de nasıl denize dökmüştük, Çanakkale'de nasıl gemilerini batırmışsak, bize benzeyen insanları 15 Temmuz'da da tekrar gömdük ve bir daha çıkmamak üzere tarihin kirli sayfalarına, onları kirli, asil sayfalarda yer almayacaklardır. Ve kirli sayfalarında yer almak üzere hain, bölücü FETÖ denen paralel devlet yapılanmasını yapan kişiler tarihin karanlık sularına gömülmüşlerdir. Bu gömülme asla ve asla Türk milletinin birlik ve beraberlik içerisinde yaşadığı süreç içerisinde asla çıkamayacaklardır. Özür dileyerek atlamış oldum. Kusura bakmayın, ilçe başkanlarımız, Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti ilçe başkanlarımız da burada. Onları girişte atladım. Haklarını helal etsinler. Bizim değerlerim, büyüklerimiz, kardeşlerimizdir. Bu süreç içerisinde de demokrasimizin, milli birliğin, kardeşliğin var olduğunu her süreç içerisinde, her platformda, her dönemde, bu yıl dördüncüsünü andık. Seneye beşincisini, belki bin yıllarca sürecek. Asil Türk milletine ait bir anma günü olacak. Tüm şehitlerimize, o gün mücadele veren gazilerimize, şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet, gazilerimize de sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Biz yöneticiler olarak sinmeyeceğiz. Korkak davranmayacağız. Odalarımıza, makam arabalarımıza sinmeden, korkmadan bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Şu an için halen mücadele Türk milleti ve Türk devleti vermektedir. Ve biz de belediye başkanı olarak şahsıma söylüyorum, bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Devam ettiğime de inanıyorum. Ve gereken çalışmalarımızda var olduğumuz sürece de bunlara yok demeye, hayır siz artık yoksunuz demeye ve gün yüzüne çıkmamalar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Burada olduğunuz için Türk milleti adına, Sarız adına, Sarız Belediye Başkanı olarak hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Gece selamımızla ve kadar biz buradayız. Kalmak isteyen arkadaşlar, vatandaşlarımız da burada olursa memnuniyet duyarız, saygılar sunuyorum.